Ya nereye sakladıydık biz bu defineyi? Tövbe tövbe! Nasıl bulacağız ya bunu? Burada. Ali öyle şey yapar mı da? Aslan oğlum benim. Şunu saklayalım. Uyumuşak kılıç be. La Ramazan. Tam muhabbete başlayalım dedik, yağmur başladı. Ha boş ver Dursun'um, keyfimize bakalım biz. Vur Dursun'um, vur. Nasıl hallettim ama Ramazan'ı? He? He gördüm. Az kalsın başımızı belaya sokuyordun. Ama sokmadın değil mi? He? Oh be. Hali artık o hapisten sittin sene çıkamaz. Afiyet olsun uşaklar. Hayırdır bu yağmurda? Oo hocam buyur buyur. Yani şey buyur dedim de yemeğimiz de var yani. O içtiğiniz nedir o içtiğiniz? Meyve suyu mu? Ayran mı hocam? Biraz su koyduk içine. Ayran he, ayran. O içtiğiniz ayranların hesabını tek tek öbür dünyada soracaklar. Biliyorsunuz onu değil mi? Ula ayranlara döktüğünüz parayla 7 köye 7 okul yaptırılır. İmansızlar. Bir dileğim var hocam. Olsun. Ben de köye okul yaptırmazsam namussuzum. İstemez ola, istemez. Senin yaptırdığın okul rakı kokar. Yok, dileği varmış da okul yaptıracakmış da. Ya Ramazan, bu hoca beni çok korkutu ya. Lan bir görün, bir kaybolayım. La iyi adam lafın üstüne arar ha. Sadri. Alo, Sadri ne haber? Ramazan, Sadri kim? Ha bu Ali'nin cebine koyduğumuz sikkeyi ben Abu Sadri'den aldım işte. Alo, ha? Yok ya, vallahi mı diyorsun? Neymiş lan, neymiş? Bu salağın elinde 3 kilo daha altın varmış. Ramazan, kapat onları, kapat, kapat altınları. Biz ondan 2'ye alıp sonra 3'e satarız. Doğru söylüyorsun. Alo, Sadri sana ben bir şey soracağım. Senin yerin nerede Trabzon'da? Biz gerilim almaya diyecek. Ramazan olur mu öyle şey? O kadar altını biz taşımayalım buraya, yakalanırız falan. Tamam. Alo, Sadri sen bizim buralara gelsen daha iyi olur aslında. Yarın olmaz. Yarından sonraki gün. Ha öbür gün. Sabah. Ramazan, fabrikanın arkasına gelsin. Fabrikanın arkasına. Hadi fabrikanın arkasına gel, tamam mı? Hadi iyi akşamlar. La şimdi yaktım çıranızı sizin, imansızlar sizi. Ben oğlumun suçsuz olduğunu biliydim. Bir kompleye kurban gittiğini biliydim. Komple değil lan, komplo. Af kurmadan haydi. Haydi gidelim. Haydi gidelim. Ali'yi kurtaralım. Bir dakika da dur, bir celallenme de. Ben gideyim. Zeynep Hanım'la bir konuş geleyim. Zeynep'le de konuşacaksın da. Haydi gidip Ali'yi kurtaralım hadi. Ya bir dur be de, bir sabret ya. Sen ne kadar sabırsız bir kadınsın. Ya ne kadar sabırsız bir anam var İklim Hanım. Şimdi komutana ver oğlumuzu deyince verecek mi zannediyorsun? Verecek mi zannediyorsun? Vardır bizim de kendimize göre bir hareket planımız da. Sen bir sabırlı ol. Ben onu hallederim. Ben tamam edeceğim onu da. Zeynep! Zeynep dur bekle biraz. Ne oldu hocam? Bekle bekle bekle. Çok önemli bir mesele var sana diyeceğim. Hocam ya Ali ile ilgili değilse şimdi söyleme. Ali'den başka ne olacak önemli? Şu anda köy gündeminde Ali'den başka ne var? Tamam hocam kızma, söyle dinliyorum. Ali'ye çok kötü bir komplo kurulduğunu keşfettim. Tahmin ediyordum zaten. Abim de Ramazan değil mi? He Ramazan'la abin. Bu Sadri denen bir uşaktan almışlar bu altınları.
Devamı da varmış. Bu Sadri yarın geliyor buraya. Bu altınları alacak bu serseri uşaklar ondan. Allah senden razı olsun hocam. Biz yarın bu işi seninle hallederiz. Benim şimdi Ziya'yı bulmam gerek. Önemli bir mesele var. İyi hadi bakalım. Ya dursun. Ya tamam abi tamam ne olur hemen gelme adamın üstüne ya. Bak yarın paran hazır söz merak etme. Yarın büyük bir voli vuracağım abi söz. Lan yok onu demeyelim dışarıda Ziya diye biri seni sorayım. Ziya mı? Ziya'nın ne işi var burada? Ben ne bileyim seni sorayım. Tamam Adem abi tamam gönder gelsin gelsin. Dağıt abi dağıt. İşte tabakçıların Dursun'un kumarhane köşelerinde çürüyen hayatı sayın seyirciler. Ziya! Tabakçıların Dursun'un kumarhane köşelerinde çürüyüp hayatının mahvolması. Emine tabakçı bu görüntüleri görünce hayatı yıkılmayacak mı? Tabii Ziya ki. Gel buraya getir o kumarhane. Gel buraya gel. Lan Zeynep! Senin geceniz bu saatinde dışarıda ne işin var kız? Baktık sen yoksun abi. Aramaya çıktık seni. Meğersem sen kumara dalmışsın. Bana bakın. Bu konuyla ilgili evde tek kelime ederseniz ikinizin de işini bitiririm ona göre ha. Vallahi biz bir şey söylemeyeceğiz ama bu kameradaki bant var ya... ...o birçok şey söyleyebilir abi. Yani şimdi ikiniz birlikte olup bana şantaj mı yapıyorsunuz lan? Siz benim nişanıma tuzak kurarken iyi miydi? Bak Zeynep'ciğim, benim canım kardeşim. Benim o olayla ilgili hiçbir alakam yok lan. Hiç boşuna konuşma. Sadri denilen bir adamdan altınları aldınız. Sadri? Hı. Sonra Ali'nin cebine koydunuz. İyi. Hatta altınların geri kalanını yarın alacaksınız. Bak, ben nasıl her şeyi biliyorum. Ya Zeynep, sen bütün bunların hepsini nereden biliyorsun? Sana ne? Yarın Sadri fabrikanın oraya gelecek ya. Sadri? Size altınları verecek ya. İyi. Siz de alacaksınız ya. Hı. Sizi jandarma basacak. Şimdi jandarma bizi neden basıyor Zeynep? Çünkü ben haber vereceğim. Beni? Yani bir tanecik abini hapse attıracaksın öyle mi? Onu Ali'ye tuzak kurmadan önce düşünecektiniz abicim. Oradan karakola gidince itiraf edeceksin sen de. Diyeceksin ki Ali'nin cebine altınları ben koydum. Oha! Olmaz öyle şey. La beni öldürsen ben onu söylemem ha. Peki sen bilirsin. Ziya bir koş şu kastanemi çıkar. Bana bak. Sakın yerinden kıpırdama ha bak. Sen şimdi benden önce eve gideceksin ya. He. Ben sana sonra eve gelince ne yapacağım ha? Vallahi hiçbir şey yapamazsın abi. Bu kaseti var ya muska yapıp boynuma asacağım. Bak. Zeynep'ciğim benim canım kardeşim. Böyle bir adili yapmayacaksın değil mi abin ha? Seçim senin. La hangi birini kabul edeyim? He? İkisinin de ucu boklu değnek. Ha, biraz öyle. La tamam la tamam verin kabul ediyorum. Verin şu kaseti hadi. Yemezler canım. Sen yarın benim dediklerimi yap. Kaset sonra. Allah Allah da. Allah Allah.